Annen seni gazinolara, matinelere götürürmüş. Evet. Sen de o dönemde bir gün ben de burada olacak mıyım hayalleri kuruyormuşsun. Evet. Nasıl başladı şarkıcı olma serüveni? Böyle neonlar aa diye bağırıyordu. Ajda var mı işin içinde? Aa, olmaz mı? Onun yüzünden. Yani onun çoğumuzun yüzünden. Altında o var. O var, evet. Biraz tabii, anlat bize bunu. Tabii tabii. Onun şarkılarını çok dinlerdim. Onu taklit ederdim. Hala bile sahnede onun potporisi var. O da o sırayla söylüyor ama çok enteresan. Ben yıllarca önce yaptırdım o potporiyi. Enteresan. Demek müzikal anlamda doğru hissetmişim. Evet, evet. Ben çünkü o sıralamayı yapmıştım. O bir duygu sıralamasıdır değil mi? Yani evet. Devamlılığıdır yani, aynı zamanda. Doğru potpourri. Sıralamışım demek ki. Onun gibi söylüyorum bazı şarkıları. Yani söylerken de sanki onu taklit ediyorum falan. Bu benim çok hoşuma gidiyor ama. Çok mutlu oluyor. Onun şarkılarını başkaları söylememeli gibi geliyor. Öyle mi? Evet. Çünkü onun gibi kimse söyleyemiyor. Söylenecekse o taklit edilerek kendi söylenmeli. Gibi, o zaman söylenmemeli. Sahne başka bir şey ama. Yani bir albümde falan çok lüzumsuz. Anlamlı değil. O kadar güzel düzenlemeler yapılmış. O kadar iyi söylenmiş ki Ajda Türkiye'nin en iyi şarkıcılarının en başında gelir. Yani Sezen ve diğer sevgili dostlarımız, arkadaşlarımız daha sonra. Sezen de Ajda'yı taklit ettiğini söylemişti gençliğinde. Evet. O daha çok bir, daha komple bir şey. O büyük bir idoldü. Yani. Hala öyle. O yüzden onun ardından gittik yani çok. Doğru. Peki. Günlük tutuyor musun? Evet tutuyorum. Çünkü yazan insanlar genelde bu eskiden var böyle bir sürü günlüklerim var. Yılmaz Erdoğan dünlük diyor ona. Dünlük, evet. Güzel değil. Çok isim, güzel, değil mi? Evet. Ben Ayşe Günlük diye bir Ayşe şey yazayım Günlük de dedim. Çok güzelmiş. Ben böyle durmadan kitap isimleri geliyor benim aklıma ve onları not ediyorum. Peki Ajda Pekkan ve Filiz Akın defterlerim varmış. Vardı, evet. Evet. Neler Ajda yazıyordun hala bu defterde? Ajda hala var, Filiz Akın kayıp. Kaybettim. Ajda hala var. Kaybettim. Oradan oraya taşınmışız, oradan oraya ne taşınmışız. Ne yazıyordun var. Onlar hakkında bir şeyler mi yazıyordun? Yok, resimlerini yapıştırdım. Ha, resim yapıştırma. Hala duruyor evde. Ben o zamana yetiştim. Kız arkadaşların okulda resim yapıştırdıkları defterler olurdu. Erkeklerde falan de da futbol, futbol. Futbolcular. Bir de kartlar martlar yok, var. Yok yok, şey artist yapıyordum. Defterleri vardı yani. Bazen futbolcu keser defterleri keser olurdu. Evet, bende yoktu. Sonra resimleri yapıştırılan biri oluyorsun ama ne acayip. Tabii. Değil mi hayat? Ne güzel değil mi? Çok acayip, çok güzel. Çok acayip ve güzel. Fazla güzel. Ne fazla güzel. Peki notlarda alıyor muydun o resimlerin arasına acaba? Yok, hayır, almıyordum. Almıyordum. Yani yazmayla bir şeyi var mı acaba? Günlük ayrıydı, almıyordum. Ama bir defter... Alınabilirmiş, güzel olurmuş. Bir defter şeyi var belli ki yani. Defter var, var. Geçmişi çok çok var. Fazla defterlerim var öyle. 1976 yılında ailenden gizli amatör sesler yarışmasına katılıyorsun. Evet. Baban da seni televizyonda görüyor. Evet. Ondan sonra seni desteklemeye karar veriyor. Evet. Tatlardan. Ya böyle gözlerini şey yapmış, böyle bakmış. Güzel söylüyormuş demiş. Ha, bravo falan demiş. Soğukkanlı bir tutum. Son derece. Hop otur pop kalkması da beklenebilirdi yani. Kesinlikle. Evet. Ben hiç beklemiyordum bu tepkiyi. Çok mutlu oldum tabii bunu sonradan. Nasıl gittin onu. Buldun o yarışmayı? Vallahi ben bayağı oraya buraya saldıran biriydim işte. Zamanla o tarafın törpüleniyor. Demlik gibi oturuyorsun. Bir süre öyle oturdum ben. Biraz da başarıdan da olur o. Ha, arada vazgeçiyorum. Bir 10 yıllık bir şeyim vardır. Bırakma sürem var benim. Geleceğim oraya. Şey. Hadi şimdi soralım. Niye 10 yıl ara verdin müziğe? Canım istemedi. O sıra bir ilişkim vardı. Onu yaşamak istedim. Yani hepsi bir arada yani şey gibi hani eve kapatılmış gibi falan mı geldi? Fantastik öyle mi tınladı sana? Hayır. Öyle bir hayır, şey öyle yok. Öyle tınlamadı ama. Öyle bir şey yok. Çünkü hepsi sana da aşığı insanlar girdi hayatıma. 10 sene uzun süre Ayşegül. Yani çok süper bir çok ilişki olduğunu. Şey bir de şu da var. Düşündürtüyor insanı. Biraz şişmanlamıştım da. Kendimi göstermek istemedim galiba. Haydi ya yani. O bir tane o imaj var ya o hep imaj yani o çok zor. Belalı hani Ajda'yı hep eleştirirler ya işte kendine çok şey yapıyor estetik bilmem ne falan. O kadar doğru bir yöntem ki baktığın zaman onun yaşında onun gibi oluyorsan ona bir tek kelime söylemek gibi bir hakkın olamıyor. Ha öyle olursan onun yaşında orası yani bir şeyler şey yapabilirsin. Onun kadar olmadan önce... Yani o mümkün değil. O yüzden... O 10 yıl? O 10 yıl kayıp bir 10 yıl. Onun üzerine işte Sezen o kız şarkısını verdi. Nihat
fotoğrafları çekti. Ben zayıfladım, fıstık gibi oldum. Öyle hep bir bekleriz bir şeyleri. Bir Ayşegül, erteleriz bazen. İyi ilişki kilo mu yapıyor biraz? Kesinlikle. Yiyip içip yatıyorsun şahane bir şekilde. Bu. Biraz da bu Erol Evgin aşkından bahsedelim. Ha, küçükken Erol Evgin'e aşıktım. Evet. Çocukluğunda duyduğun... Evet. Ama büyüyünce hepimiz aynı yaşta oluyoruz. Hani kendisine ben küçükken diyorum, herhalde ahbabındır. Kocaman kadın küçükken nasıl falan diyebilirler. Sonra büyüyünce hepimiz aynı yaşta oluyoruz. Evet doğru. Şimdi ahbabın değil mi Erol Evgin? Aa, tabii çok sevgili. Bahsettin mi küçükken sana aşıktım? Tabii diye. Ki. O alışkın ama zaten. Kaç neslin ona aşık olmasına alışkın. Yani önce küçükler, sonra anneler, sonra anneanneler, babaanneler falan diye anlatıyor. Şey, o Foxy gülüşüyle karşıladı herhalde onu değil mi? Çok tatlısın. Çok tatlı bir adam. Evet. Hı. O da çok acayip bak. O da erkek acayip. Zamansız. Zamansız. Tabii. Evet doğru, haklısın. Zamansız olmak zaten önemli. Evet, sen de öylesin. Diyorlar, evet. Zamanın üstünde, dışında bir şey. Eurovision'a gidişin nasıl oldu? Modern Folk üçlüsüyle yaptığın o yolculuk bizi çok heyecanlandırmış. Ben çok iyi hatırlıyorum, finalleri falan seyretmiştim. Nasıl başladı o süreç? Sonra ne oldu? Başka televizyon yoktu ki, seyretmek zorundaydınız zaten. Evet, doğru. TRT? Doğru. Bir de Eurovision o zaman ne çok acayip, muazzam bir şeydi. Çok muazzamdı. Popüler bir işti. Bütün Türkiye'nin seni seyretmiş olmasından evet, daha büyüleyici ne olabilir? Ne olabilir, doğru. Gerçek şöhret. Gerçek şöhret böyle evet, bir şey işte. Eurovizyonları deli gibi seyrederdim ve ben bir gün orada olacağım derdim. O çok garip bir şey bu. Bir şeye küçükken şerh koymadan odaklandığın her ne varsa onu yapabiliyorsun sonra. O kadar çok orada olmak istedim ki ve bu oldu. Elemelere katıldım. Kendi adıma yarışırken Modern Folk üçlüsünün dikkatini çekti bu. Biz senin şarkında sana eşlik edelim, vokal yapalım. Sen de bizim şarkımızla bize eşlik et dediler. Toplam kaç yarışmacı vardı hatırlamıyorum. 8-9 tane falan galiba. İki kere şansımız oldu. Birinci ve üçüncü olduk. Ondan sonra... İkinci kimdi, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum galiba ya. Hatırlamıyorsun. Niye hatırlamıyorum? Aa. Füsun mu oldu acaba Bigudi'yle? Füsun'a ne oldu? Olabilir. Onun da çok Kayağı güzel bir şarkısı. Olmaz. Yok, Kayahan elenmişti, çok acayip değil mi? Beraber müthiş bir şeyiniz var. Geçenlerde izledim. Sen tabii ki çoğu zaman olduğu gibi siyah seviyorsun. Siyah kıyafetin evet, var. Siyah, onun siyah da... giyme dediler. Çok iyi etmişler değil mi? Dedim ki çerçeve olur. Bari şey yapayım dedim. Onun da üstünde pembe bir ceketle beyaz pantolon vardı altında. Kalabalık bir şekilde söylüyorsunuz. Pembe küçük dudağım söyledi şarkımızı. Ankara rüzgarı. Onun için mi pembe giymiş acaba? Belki bak, de. Enteresan. Belki de. Evet belki. Ben de ama o sıra Samime Sanay gibiyim yani. Onun böyleydi ya saçları. Evet. Tabii o Türk sanat müziği söylüyordu. Hayır yani mesela, evet daha bir Asturis havam varmış falan. Ve hani kendimden biraz daha şöyle büyütmüşüm o zaman. Şöyle evet. Şöyle biraz. Böyle taşlı küpeler falan. Evet evet.